KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, KESK MYK üyeleri, TÜMBELSEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt, HaberSEN Genel Başkanı Musa Özdemir ve Mersin Şubeler Platformu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyaretçileri makamında ağırlayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak kamu işvereni sıfatında olduklarını ve sendikanın temelini oluşturan emek ve işçi sınıfıyla yakın ilişki içerisinde olduklarını ifade etti. Sendikalar diğer taraftan diğer STK'lar gibi, meslek odaları gibi bizim yaptığımız icraatları, ortaya koyduğumuz politikaları da etkileyen, istikamet veren kuruluşlar. Sendikalar sadece işçilerin ücretlerinde iyileştirmeler için oturup işverenlerle pazarlık yapan kurumlar değil. Ücret sendikacılığı benim de tasvip etmediğim bir yaklaşım, onu açıklıkla söyleyeyim. Ya da bir siyasi partinin arka bahçesi niteliğinde ona koltuk değnekliği yapılan ya da yapan ya da tenzih ederim bir siyasi yapının, iktidarın maşası konumuna gelmiş sendikacılığı da kabul etmek mümkün değil. Sendikalar dünyanın tüm medeni ülkelerinde demokrasi standartlarına sahip, hukuk devleti normlarına sahip tüm toplumlarında kabul gören yapılardır. Bunlar o ülkenin, toplumun yönetimine çünkü önemli katkılar yapıyor. Biz de ilişkilerimizi belediye olarak tabii ki en iyi şekilde, en üst seviyede bizim arzu ettiğimiz hatta evrensel sendikacılık prensipleri çatısı altında faaliyet gösteren bütün sendikalarla ilişkilerimizi iyi tutarız. Çok net söylüyorum. Benim siyasi görüşüme de uzak olabilir ama saygın bir iş yapar. Yani kendi görevini yapar, vazifesini yapar. Dünyaya başka bir perspektiften bakar, itiraz etmem. Ama körü körüne bir siyasi yapının, bir siyasi görüşün arka bahçesi haline gelmişse, onun işini kolaylaştırıyorsa, katalizör görevi görüyorsa ben o sendikayı reddederim. Bu hangi kesimde olursa olsun. Mezitli Belediyesi, Davultepe Mahallesi'ndeki Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkı ile ilgili bakanlıklar tarafından sürdürülen mekansal planlama ve projeler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın başkanlığında gerçekleşen bilgilendirme toplantısında Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkı'nın başta Caretta deniz kaplumbağaları ve endemik kum zambaklarının üreme alanı olması dolayısıyla son derece önemli bir yer olduğunu söyledi. Tarhan, nesli tükenmekte olan canlıların yaşam alanı olmasıyla birlikte bölgenin en önemli tarafı mavi bayrak alabilecek değere sahip bir plajın projelendirilmesi ve kullanımı ile ilgili fikirlerimizi sunmak istedik. Konunun uzmanlarının fikirlerini alarak en doğru projenin uygulanması için çaba sarf ediyoruz. Doğru olmadığını düşündüğümüz konularda itirazlarda bulunuyoruz. Bugün hem ilgili sivil toplum kuruluşlarını hem de ilgili kurumları süreçle ilgili bilgilendirmek istedik. Mezitli Belediyesi olarak asli görevlerimizden birisi olan doğal güzelliklerin ve çevrenin korunması kapsamında hassas olmak durumundayız. Biz gerek nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Caretta, yeşil deniz kaplumbağası ve endemik kum zambakları için gerekse vatandaşlarımızın buradan doğal güzelliğiyle ücretsiz yararlanabilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu konuda farklı yerlerde yapılan iyi uygulamaları da öğrenerek önerilerimizi sunacağız dedi. Mezitli Belediyesi meclis üyelerinin yanı sıra aralarında ilgili oda ve derneklerin yer aldığı sivil toplum örgütleri, üniversiteler, çevre kuruluşlarının katıldığı toplantıda ihale sürecinden başlanarak kat edilen mesafe anlatıldı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 13-20 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 14.432 şahsın sorgulamasını yaptı, 130 aranan şahsı yakaladı.
42 yoklama kaçağı, 3 bakaya şahıs askerlik şubesine teslim edildi, 1 tabanca, 1 kuru sıkı olmak üzere toplam 2 tabanca ele geçirildi. 54.29 gram esrar, 130 litre kaçak alkol, 2 milyon 34.600 adet makaron, 104 kilo tütün, 30 adet çek senet ele geçirildi ve toplam 7 adet tescilsiz motosiklet yakalandı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ayrıca 1747 aracı kontrol etti, 26 araç, 14 motosiklet trafikten men edildi ve toplam 65.039 lira cezai işlem uygulandı. Erdemli'de Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Hakk'a vuslatının 746. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Kargapınarı Anadolu Lisesi tarafından Erdemli Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programı ilçe halkı tarafından beğenildi. Anma programında konuşan öğretmen Ahmet Kara, Mevlana'nın şiire, sanata ve aşka aşık olduğunu ifade ederek, 800 yıllık bir sevgi Mevlana'nın sevgisi, bir çınar gibi köklü, bir pınar gibi berrak, insanı akıl değirmeninde öğüten, aşk teknesinde yoğuran bir oluş dedi. Konuşmanın ardından Semazen ekibinin sema gösterisi hayranlıkla izlendi. Okul Müdürü Mustafa Can tarafından Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açık Yörük'le sivil toplum kuruluşu temsilcilerine hediyeler takdim edildi. Katılımcılara ise Isparta'dan getirilen gül şerbeti ile Konya'dan getirilen Mevlana şekeri ikram edildi. Mersin Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun 2019 yılı 4. toplantısı Vali Ali İhsan Su Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Mersin Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı, Valilik Toplantı Salonu'nda vali yardımcıları, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleriyle sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Su, Türkiye'de ve Mersin'de bağımlılıkla mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldığını belirterek, bu çerçevede güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlara dikkat çekti. Bağımlılıkla mücadele konusunda sivil toplum kuruluşları tarafından da çok önemli çalışmalar yapıldığını belirten Vali Su, yürütülen başarılı çalışmaların bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Mersin Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Cafer Tayyar Şaşmaz'ın madde bağımlılığı konusunda bir sunum gerçekleştirdiği toplantıda, Mersin Amatem Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzmanı Oğuzhan Doğan da Akıllı Uğraşlar Projesi ile ilgili bilgi verdi. Görüş ve çözüm önerilerinin alındığı toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.